Merhaba arkadaşlar, Pet Sevenler Amerika'na hoş geldiniz. Bugünün önemli gelişmeleriyle karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle bugün oyuna gelen paketlerle başlayalım. Sonrasında güncelleme ile alakalı bazı sızan görüntüler var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak bugün sürpriz bir şekilde 3 tane Epic paketi geldi. Oyunda futbol parası falan vermiyorlar. Zaten etkinlikten 50 tane kazanıyoruz. 50 de günlük girişlerden 100. Fakat çok fazla oyuncu paketi geldi. Sanki elimizde çok para varmış gibi Konami de sürekli oyuncu paketleri getiriyor ama futbol parası kazanabileceğimiz hediye ya da etkinliklerin olması lazım. Bugün gelen paketlere baktığımızda bir haftalık süresi var. Önümüzdeki pazartesi sabah sonlanıyor. Milan paketi geldi. Burada Ronaldinho, Seedorf ve Cafu var. Barcelona paketi, Cruyff, Puyol, Deco, Inter paketi, Schneider, Matheus ve Bergkamp. Bugün gelen 3 tane Epic paket bunlar. Ayrıca İtalya milli takımın oyuncuları geldi ve maksimum seviyeler açıklandı. Bazı futbolcuların seviyeleri çok yüksek. Donnarumma 97 seviyeye kadar çıkıyor. Kadromuzda takım ruhumuz 99 ya da 100 olduğunda seviyesi 99 seviyeye ulaşmakta ki oyundaki en yüksek seviyeli kaleci kendisi. Çok yüksek. Stoper futbolcusu Bonucci 93 seviyeye kadar çıkıyor. Kadromuzda 95 seviyeyi görmekte. Tonali 94, kadromuzda 96 seviyeye çıkmakta. Mancini 92, ilk 11'i aldığımızda 94. Bastoni ise en yüksek seviyeli futbolculardan bir tanesi de kendisi. 96'ya kadar çıkıyor stoper futbolcumuz. Fakat kadroya aldığımızda 99 seviyeyi görüyor. Oyundaki en yüksek seviyeli stoperlerden bir tanesi kendisi. Pellegrini de paketteki yüksek seviyelilerden biri. Ofansif orta saha futbolcusu 95, ilk 11'de kadromuzda ise 98'i görmekte. Politano düşük seviyelilerden 91, ilk 11'imizde 94. Locatelli defansif orta saha 94, kadromuzda 96'ya kadar çıkmakta. Barella 95, kadromuzda 97 ki Inter Player of the Week'e gelmişti galiba Barella. Oradaki 98'e kadar falan çıkıyordu. Immobile de 94'ten 97'ye kadar çıkmakta. Son futbolcumuz Cristante defansif orta saha 91'den kadromuzda 93'e kadar çıkıyor. İtalya milli takımında yüksek seviyeliler olsa da düşük seviyeli futbolcular da yer almakta. Ve bunlar çok uzun süreli, yaklaşık 2 ay kadar olacak. Ayrıca dünkü videomuzda bahsettiğimiz durum arkadaşlar, adaylı sözleşmelerin son tarihleri 14 Kasım'a kadar uzatıldı. Bugün gelen Epic paketler de 14 Kasım'da bitmekte. Güncelleme ile alakalı henüz daha Konami'den resmi bir açıklama gelmedi. Bugün eFootball Ligi'nin yeni bir aşaması başladı. Bugün itibariyle başladı ve 8 Aralık tarihine kadar sürecek. Buradan eFootball puanı, DP gibi hediyeler kazanabiliyoruz. Bu sabah 5'te biten eFootball Ligi, birkaç haftadır duran eFootball Ligi'nin şöyle bir önemi vardı. Bundan önceki eFootball Ligi'nde 1. klasmana çıkıp ilk 2'ye girersek diğer ülkelerin, bölgelerin ilk 2'ye girenleriyle kapışıyoruz. Ve sonunda 5000 dolar para ödülü vardı. Şu an bugün başlayan eFootball Ligi'nde herhangi öyle bir durum yok. Sadece oyun içerisinden eFootball puanı, GP, DP gibi hediyeler kazanabiliyoruz. Güncelleme ile alakalı bazı sızan bilgiler, görüntüler var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hala Konami güncelleme tarihini açıklamadı. 7 miydi, 10 muydu, 14 müydü? Bekliyoruz. Bir açıklama yok. Ayın 14'ünde mi, 17'sinde mi, yoksa 24'üne mi sarkacak? Dediğim gibi Konami'den hiçbir şekilde ses seda bulunmamakta. Fakat güncellemeden sonra neler gelecek? Onlarla alakalı sızan bazı görüntüler var. Twitter'dan eFootballer sayfasından bu görüntüleri aldık. Konsolda 2 tane yeni stadyum oyuna eklenecek. Mobilde değil, konsolda ekleniyor. Ve o 2 stadyumdan görüntüler bunlar. Oyun işi güncellemeden sonra konsola eklenecek statlardan görüntüler. Devam ettiğimizde Past Match diye bir şey var arkadaşlar. Bir görüntü sızdı. Böyle bir görüntü. Ve sağ üst tarafta Past the Match, yani farklı bir telaffuzu da olabilir. Bu İngilizce'de yazılmamış. Bunun ne olduğu tartışılıyor. Acaba oyuna yeni bir etkinlik mi geliyor? Eğer bu yeni bir etkinlikse inşallah eFootball parası olur içinde. Ya da farklı bir şey mi? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Dediğim gibi oyundaki yeniliklerden bir tanesi. Ama öyle çok büyük ahım bir yenilik de diyemeyiz. Bunların dışında oyun içerisinde sızan bir videoda da milli takımlarla alakalı bir güncelleme yapılmış. Anladığımız şu, oyuna yeni stadyumlar eklenecek konsola. Onun dışında milli takımlar Dünya Kupası geldiği için de milli takımlara özel büyük ihtimalle etkinlikler olacaktır. Güncellenecek
kadroları olabilir. Belki formaları güncellenmeyen varsa formaları falan güncellenir. Takımlardaki oyuncular büyük ihtimalle güncellenecektir. Şimdilik önemli bir açıklama gelmedi. Oyun içerisinde sızan bilgilere bakıldığında da öyle elle tutulur, bizleri heyecanlandıracak bir şey görünmemekte. Ne analitle alakalı ne editle alakalı şimdilik yeni bir bilgi bulunmamakta arkadaşlar. Eğer yeni bilgiler olursa ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.